gün daha ziyadesiyle etkilemeye başladı. Arkadaşlar bu görüntü bugünün görüntüsü değil mi? Bu gelen görüntü bugün. Bir onu tam ekran yapın. Ya bu tam bir yani inanılmaz bir şey ya. Eskiden bile bu kadar trafik. Tam ekran yapın görelim arkadaşlar. Bakın Ankara ve İstanbul'dan sokak görüntüleri. Ya akıl Bir almıyor de bu yani. 17 günlük kapanmayı Fatih Bey 2-3 gün önceden duyurup insanları da panik ettiler. Yani bunun 3 gün öncesinden beri aslında trafik çok yoğun. Siz de fark etmişsinizdir. Hani bunu daha önceden söylese insanlar erzaklarını ona göre alsın, işi gücü olanlar var, işte inşaat yapanlar var ki bunların bir kısmı eğer şantiyede kalmıyorsa çıkma izni yok şimdi. Dolayısıyla insanlar bir panik içine girdi. Hatırlayın bu çikolata olayları falan olmuştu ya son birkaç saat önce herkes dışarıya çıkmak zorunda kaldı. Bulaş ihtimali yükseldi falan. Aynı şeyleri böyle tencit pilavı gibi. Ha bir de hatalardan da öğrenmiyoruz. Tamam bu zor bir şey, bu yeni bir kriz. Daha önce bununla karşılaşmadık. Ama yaptığın hatalardan öğren en azından. O da yok. Yani çok aklım almıyor benim. Yani bir gazeteci olarak da kapanmanın ne anlama geldiğini ben biliyorum. Bu kısmi kapanma bile bundan daha etkiliydi yani. Çok şaşırdım. Bu görevlerin suçu yok. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yani muaf tutulma. Çünkü sorun şu herhalde Sayın Çevik. Yani kendi devletimiz, kendi hükümetimiz, kendi yurttaşına ayıracak 5 kuruş para bulamamış. Evet, tabii. Bu 5 kuruş para bulamadığı için insanlar işleri için, güçleri için sokaklarda dolaşmaya devam ediyorlar. Evet. Bakın bunun sonunda benim tahminim yani sağlık açısından teknik terimler kullanmadan söylüyorum. Bu kapanmanın Türkiye'ye pozitif hiçbir getirisi olmayacak. Tam tersi yani benim gördüğüm özellikle tatil yerlerine giden insanlar daha çok birbirine bulaştıracak ve onlar dönüşte Tekrar tekrar buralara illere getirecekler. Evet. tekrar aynı Evet. salgını, hastalığı taşıyacaklar. Ya işte böyle hani oturup sistematik, analitik, böyle uzun vadeli önlerine bir şeyleri koyup da okey bu krizin içinden nasıl çıkacağız böyle bir herhangi bir stratejik düşünce olmadığını görüyoruz burada. Yani gün be gün o gün ne gelirse akıllarına herhalde onu yapıyorlar. Çünkü bu kadar bir gün öyle bir gün böyle bir politika olabilir mi? Ya hadi bunu diğer şeylerde yaptın kabul ettik. Ya şu anda çok ciddi bir kriz yaşıyoruz. Bakın işte İngiltere artık açıldı. İşte Almanya kendi şirketlerinin %75 cirosuna kadar ödüyor. İşte Kanada kendi nüfusunun 4 katı kadar aşısı var. Amerika 200 milyon aşı yaptı ilk 100 gününde Biden. 7 gün önce 200 milyon aşı bitti. 60 milyon ellerinde aşı kaldı. Şimdi onu diyorlar ki vereceğiz dışarıya. Almanya bir günde 1,1 milyon aşı yapmış. Bir Evet. günde. Evet. Aslında 1 milyon Türkiye 100 bin 1,5 aşı. milyon bizim hesaplamalarımıza göre Türkiye günde 1,5 milyon aşı yapabilecek kapasitede. Yani sağlık görevlileri işte kapalı mekanlar vesaire düşürüldüğünde ama operasyon olmadığı için aklı başında stratejik bir operasyon olmadığı için bunu yapamıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim çünkü bazı vatandaşlarımızın kafasında şöyle bir şey de olabilir. Ya bu zaten zor bir sorun. Kim olsaydı muhtemelen böyle olacaktı. Bu hiç doğru değil. Çünkü alternatifini hemen söyleyeyim size. Bakın Trump'la Biden'ı karşılaştırın. Trump varken sonuçta bu başladı. Trump operasyon konusunda, aşı planlaması konusunda çok ciddi başarısızlığa uğradı. Biden geldi ilk 100 günde 200 milyon aşı yaptı. Demek ki bu iş iyi lider, kötü lider arasında, yani bu Amerika'nın içi için bahsediyorum. Bu böyle bir farklılık var. Daha iyi bir yönetim olsa daha iyi bir aşılama olacak, daha akıllıca bir planlama olacak ve biz bu kadar çile çekmeyeceğiz. Yani 14 ay mı oldu? Öyle bir şey oldu herhalde bu iş başlayalı ve biz hala sıfır noktasındayız. Sürekli geriye dönüyoruz, sürekli geriye dönüyoruz. Şimdiki tam kapanma yaşıyoruz, bunu daha önce yapmamız lazımdı. Yani dolayısıyla şimdi sizin de dediğiniz gibi bu bittikten sonra acaba rakamlar gerçekten düşecek mi? Rakamlara güvenebilecek miyiz? Yoksa Rusya'dan gelen müfettişlere mi biz de soralım acaba? Belki onlar bize daha doğru bilgi verecekler. Durum bu. Evet, çok ağır bir tablo. Bu arada tabii konuşacak çok şey var. Siz biraz önce bir şey söylediniz. Devlet demeyelim de hükümetin Hükümet. kapanmada yandaşa aktardığı kaynak azaldı mı dediniz? En az 1 milyar TL gelir garantisi 18 gün kapalı olan otoyol ve köprülerden devam ediyor. Ne yazık ki. Evet. 1 milyar TL. Yani kendi vatandaşına emekli maaşına 100 lira zam yapan, yani emekli ikramiyesine 100 lira zam yapmayı çok gören 1 milyar TL para ödeyecek. Bakın burada rakamlar var önümde. Ben bunu rakamlara dayalı olarak söylüyorum. Şöyle İstanbul Havalimanı'nda mesela
18 günlük faturası, o 8 günlük kapanmanın faturası 17 milyon 299 bin euro. Yani 175 milyon liralık garanti ödemesi yapılacak Atatürk İstanbul Havalimanı'nı çalıştıran firmalara. Peki diğerlerinde hava nasıl? Şöyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işletenlere 8 milyon 602 bin dolar. Bakın geldi rakamlar. Osman Gazi Köprüsü'nde 29 milyon 736 bin dolar. Bakın bunlar bizim cebimizden çıkıyor. Bunlar ekstra para. Garanti olarak ödeyeceğiniz paralar ayrı. Zaten hazine garantili bu adamların yaptığı yap işlet devret yöntemine karşı 20 senede 12-13 milyar dolar bunlara zaten bir para ödeyeceksiniz. Tabii. Tekrar getirin arkadaşlar o tabloyu. Tablo çok enteresan. Yani şimdi, bu arada Yavuz Sultan Selim %70'i bildiğim kadarıyla bir Çin devleti şirketine ait. Yani biz şu anda Çin'e para ödüyoruz aslında. Zaten biz Çin'in müşteri devleti haline geldik. Şu anda Türkiye'de altyapı, turizm, enerji gibi sektörlerde sürekli satın alma yapıyor. Neyse konuyu saptırmayayım. Şimdi sizin bu dediklerinize ek olarak 160 milyar dolar da bizim kamu özel işbirliği taahhüdümüz var. Yaklaşık 450 milyar dolar dış borcumuz var. Cumhuriyet tarihinden beri bu kadar ciddi bir borç görmedi Türkiye. Zaten rezerv açıklarımız var. Onları gene bilahare konuşuruz Merkez Bankası ile ilgili. Dediğiniz doğru. Yani biz şu anda Çin'e çalışıyoruz, yandaşlara çalışıyoruz ama kendi vatandaşımıza çalışmıyoruz. Biz değil tabii, iktidar. Tabii bu Rus Sputnik aşısı var, Sputnik 5. Onun da getirilmesi tartışılıyordu. Evet. Ancak şöyle, yani çok enteresan bir yöntem. Aşıyı getirmeden aracıyı arıyorlar. Yani çok enteresan ya. Çünkü hayır, orada bir kurguyu kuracak ki ondan sonra devam etsin. Yani buna artık hiç şaşırmıyorum. Eskiden olsa biraz gene böyle bir kafamda tereddüt olurdu. Ama şu malum son işte bakanlık düzeyindeki yolsuzluktan sonra, malumunuz işte bu gümrük müdürlükleri bundan birkaç sene önce Ruslar Hanım'la ilgili malumunuz bir hani dikkat çekmek için bir takım yazılar yazılmış. Ama bu hanım gene bakan olmuş ondan 14 ay sonra, 20 ay sonra. Yani dolayısıyla buna da hiç şaşırmıyorum. Bu Sputnik gelmeden önce biz burayı ayarlayalım, biz buradan nasıl rant, neyi cebe atacağız onu ayarlayalım, ondan sonra zaten getiririz. Belki de Sputnik'le, gerçi şu da var yani para olmadığı için, bir de Amerikalıların zaten daha önceden biliyorsunuz Amerikan elçisi açıklama yapmıştı geçen sene, bizim işte bu medikal üreticilerin işte belirli şeyler ödenmedi, paralar diye ödenmesi, paralar evet, ödenmedi. Zaten orada bir güven şeyi var. Hem bir taraftan öyle, işte bir taraftan da kendi tarafımızı ayarlayalım. Yani çok tezgahı kuruyorlar ama bu uzun vadede, yani kısa vadede onlar için bir geri dönüş olabilir ama uzun vadede bu ülkenin ayaklarına sıkıyorlar. Dolayısıyla kendi ayaklarına sıkıyorlar. Her gün 360 insan ölüyor ya. Yani siz para kazanacaksınız, aracı bulacaksınız, komisyoncu bulacaksınız diye bir gün kaybetseniz, tabii, 360 insan yaşamını kaybediyor. Yaşamını kaybediyor, evet. Yani bu kadar ağır bir tablo. Bunun üzerinden ticaret, ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Böyle ticaret olmaz ya. Batsın böyle ticaret. Yani insanların hayatı üzerinden para kazanılmaz. Yani ticaretin olur, dükkan açarsın, iş yaparsın, alın teri dökersin, emek kazanırsın, emeğini harcarsın, insan çalıştırırsın. Bir ortak akılla iş yaparsın, para kazanırsın. Kimsenin bir itirazı olmaz. Peki, bir iki data daha ekleyelim mi hemen, buyurun, oraya? Tabii. Çünkü hazır verilerden.